bu Türkiye'den bir 15-20 kişilik bir tim girdi birkaç gün evvel biliyorsun Suriye'ye. O çerçevede şu soruldu, Türkiye bir kara harekatına mı hazırlanıyor? Tabii bu tartışma şeyin de parçasıydı. Davutoğlu resimden gitti. Artık yani Erdoğan çok daha dikkatsiz bir politika mı izler ki aslında Ahmet Davutoğlu'nun kendisi de son derece bence ideolojik, duygusal ve dikkatsiz bir politika izledi. Fakat bu hani tartışmadaki şeyi ortamı yansıtmaya çalışıyorum. Söylenen şey buydu. Dolayısıyla Türkiye IŞİD'le mücadele için özellikle bu kilise yapılan saldırılardan sonra Suriye içerisinde bir kara harekatına mı hazırlanıyor tartışması oldu toplantıda. Yani Savunma Bakanlığı'ndan söylenen şey, onlar da aynı şeyi soruyor. Fakat genel kanı şu ve benim anladığım kadarıyla da Türkiye'nin o özel timin Suriye'ye girmesi büyük oranda aslında Özgür Suriye Ordusu'nun yapacağı operasyona hazırlanmak. Yani bir kara harekatından ziyade ciddi bir rahatsızlık var. Özellikle hatırlayacaksın Erdoğan'ın Washington ziyaretinden sonra bir hareketlenme olmuştu. Suriye'de işte yeni bir şeye varıldı, uzlaşıya varıldı Amerika ile denildi. Ve bundan sonra Nisan'ın başlarında zannediyorum Özgür Suriye Ordusu Çoban Bey'i ele geçirdi. Ve bunun çok önemli olduğu söyleniyordu. Çünkü işte İkmal yolu üzerinde eğer orası ele geçirilir ve tutulursa IŞİD'e büyük darbe indirilebileceğinden, Rakka'ya ilerleneceğinden vesaire bundan bahsediliyordu. Fakat birkaç gün sonra IŞİD yeniden ele geçirdi Çoban Bey'i ve benim anladığım kadarıyla ve toplantıda söylenenler Amerika için bu çok büyük bir endişe konusu oldu. Çünkü İşte yeni bir enerjiyle gitti Erdoğan Washington'dan. Yeni bir şey deneyelim dendi. Amerikan uçakları Özgür Suriye Ordusu'nun o kuzeyde hemen Türkiye'nin sınırında bir koridor oluşturması için yardımcı olsun. Yeni bir plan devreye sokulmuştu. Fakat Çoban Bey'in ele geçirilmesi Amerikalılarda bir ümit yaratmıştı. Fakat IŞİD'in tekrar Özgür Suriye Ordusu'ndan Çoban Bey'i geri alması Amerikalılarda anladığım kadarıyla şu inancı pekiştirdi. Ne yaparsak yapalım Özgür Suriye Ordusu gerçek bir muhalefet sergileyemeyecek. Özellikle IŞİD karşısında. Ve dolayısıyla yine Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerin direkt olmamakla birlikte yani cümlelerinin arasından benim anladığım aslında hep dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. PYD'den başka çalışacak müttefik yok sahada. Yani bu yakın bir zamanda işte Nisan'da bu Çoban Bey'in ele geçirilmesinden sonra bu inanç pekişiyor Amerikan tarafında. Tabii bu Türkiye'yi rahatsız ediyor ve Türkiye Özgür Suriye Ordusu'nu yeniden yapılandırmak için adım atmaya başlıyor. Dolayısıyla bütün bu işte bu timin girmesi vesaire bunlar bu çabanın bir parçası.